Belki 13 yaşında kar listeri yapmak isteyen ama uygun desteği nereden bulacağını bilmeyen birisindir. Belki de 1-2 aydır bu sanatın içerisindesindir ama ancak Monjo'nun uygun bir deste olmadığını anlamışsındır. Belki de Monarchs, Virtuoso gibi desteleri kendi sitesinden satın almak isteyen ama vergi muafiyeti kalktığından beri ne kadar bütçe ayırman gerektiğini bilmeyen birisindir. Evet, bunlar her gün sizlerden aldığım mesajlar. Bu mesajları topladığında zaten genelde bu 3 soru çıkıyor. Bunları daha önce anlattığım bir sürü video var. Ama birazcık eski videolar olduğu için vergi muafiyeti kalktı ve kanal biraz daha büyüdü biliyorsunuz. Herkese ulaşamıyor videolar. Biraz daha etkileşim fazlayken bu zamanlar böyle bir video çekmem daha iyi olur diye düşündüm. İyi, o zaman videoya geçelim. Hangi desteği almalıyım? Aslında Cardistry'de desteler arasında bir hiyerarşi olduğu söylenemez. Çünkü Cardistry'nin neresinde olduğunu sizin hangi desteği alacağınızı biraz daha belirler. Ama bunun pek de bir önemi yok yani, onu söyleyebilirim. Yeni başlıyorsanız Bicycle Standard'ı önerebilirim. Veya biraz daha ucuz bir şeyler almak isterseniz Streamline veya Aviator. Aviator ile Streamline Smooth Finish desteler, yani biraz daha paket katlarda iyi ama sert ve fenlerde o kadar iyi olmayan desteler. Tam tersi de Bicycle için geçerli. Bicycle B, World Poker Tour, Tallyho gibi destelerde daha çok, fenler de daha iyi çünkü üzerinde air cushion finish var. Gerçi Tallyho air cushion finish değil ama aralarındaki farkı anlattığım bir video daha var. Onu da e-butonundan gidebilirsiniz. Ve yeni başlıyorsanız bunların hiçbirinin önemi yok. Yani bir Streamline bile alabilirsiniz. Belki sadece denemek istiyorsunuzdur. Heveslenmişsinizdir, hevesinizi atacaksınızdır. Streamline en uygun. 10-15 lira arasında bulabilirsiniz. Ama onun dışında en azından hem hevesini almak istiyorsun hem de aynı zamanda biraz daha kaliteli bir deste kullanmak istiyorsan Bicycle kullanabilirsin. Yaklaşık 30-35 lira civarı bulabilirsiniz. Ben bu desteleri söyledim. Bunların dışında da bir desteyle başlayabilirsiniz ama en önemli kısım destenin poker size olması. Cardistry'ye en uygun deste büyüklüğü poker size'dir. İşte ince olmaması lazım ya da daha kalın olmaması lazım, daha küçük olmaması lazım. Boyutu standarttır zaten. Standart Bicycle büyüklüğünde olması lazım. Nereden alabilirim ve ne kadar bütçe ayırmalıyım? Eğer büyük şehirlerden birinin oturuyorsanız D&R'larda bulabilirsiniz. Ama bazen bana diyorlar ki bizim şehirde D&R yok. Yine yurt dışı uyruklu kitapçılardan da alabilirsiniz. Ne oldu? Kanka annem söyledi ki bazen bana diyorlar ki bizim şehirde... Böyle diyorlar. Ama tutamadım kendimi. Çok korktum. Bazen bana diyorlar ki bizim şehirde D&R yok. Eğer D&R'ın veya diğer kitapçıların olmadığı herhangi bir şehirde oturuyorsanız sizin için en iyi nimet internet. İnternette de bana hep site soruyorlar. Daha önce alışveriş yapmadım ama alışveriş yapan bir sürü arkadaşım var. Idefix'i öneriyorum. Idefix biraz daha ucuza satıyormuş desteleri. 17-20 lira arasında Aviator ve Streamline alabiliyormuşsunuz. Evet, ben almadım ama öyle yani. Ve sizden aldığım dönütlere göre de şu an stokları bitmiş Idefix'in. Onun yerine diğer N11, hepsi burada gibi siteleri kullanabilirsiniz. Ama lütfen Bicycle Standard'ı 35 liradan fazla vermeyin. Gerçekten yapmayın. Bulabilirsiniz yani. Benden link de istemeyin. Şimdi premium finish bir deste almak istiyorsun. Monarchs, Virtuoso, Fontaine olabilir. Bunları nereden alabilirsin ve ne kadar bütçe ayırmalısın? Şimdi bu tarafa geçelim, sizi de şuraya alayım. Biz videonun o kısmını dün çektik. Yani birazdan tişörtüm ve saçım değişecek. Sıkıntı yok yani. Evet. Evet, şu an Tier 11'deyiz. Bir mesela herhangi bir desle alalım. Adresinize giriyorsunuz. Adresinize girdikten sonra size bir shipping fiyatı veriyor ve deste 10 dolar olmasına rağmen 15.94 dolarda bir shipping ödüyorsunuz, kargo ücreti. Vergi muafiyeti kalktığından beri %30 kadar, ürünün %30'u kadar da bir vergi Türkiye girişinde, Türkiye gümrüğünde ödüyorsunuz. Ama bu gümrüğe shipping dahil değil yani. Bunu hesaba katarak yani kaç oluyor? Yaklaşık bir 30-31 dolar bir Monarchs'a vermeniz gerekiyor. Ki aynı şekilde Virtuoso'da da böyle. Ayrıca AliExpress'e önerebilirim. Türkiye'de satılmıyor böyle desteler. Burada gördüğünüz gibi şey var. Virtuoso Fall Winter 17. 17 dolar fiyatı, 6 dolar shipping ödüyorsunuz. Yaklaşık 25 dolar küsür bir şey çıkıyor. Takipli kargoyu falan da hesaba katarsak. Ama bunun %30'unu siz vergi ödeyeceksiniz. Yani 17 dolar. Bunun %30'u kaç ediyor? 17'nin %30'u kaç ediyor? Ne bileyim. 17'nin yarısını düşün. Yaklaşık 5 dolar falan da bir Türkiye gümrüğüne para ödemeniz gerekiyor. Bu Türkiye'nin direkt cebine gidiyor yani. Vergi olarak. Şurada bunun bir şeyi var. Az kargo fiyatı ödemek için.
Burada satıcıyla irtibat kurduğun zaman bu ürünün fişini biraz daha az kesmesini rica edebilirsin. Bu da daha az vergi ödersin buna da. 1-2 dolar vergi indirebilirsin yani. 1-2 dolara kadar. Ki bu adamın da işine gelir. Çünkü adamın da vereceği prim azalır siteye falan yani. Bunların linkini açıklamaya koymayacağım çünkü daha önce böyle bir şey yaptım. İnsanlar kendisine dest ulaşmayınca herhangi bir şekilde ürünle problem çıktığı zaman satıcıyla irtibat kurmuyor. Direkt bana mesaj atıyor. Böyle böyle oldu diyor. Kendiniz Google'dan arayarak bulduğunuz mağazalardan alışveriş yapın. Alışveriş yaparken yıldızlara da dikkat edin. Önemli olan da feedbackler. Feedbackler de iyiyse pek bir problem çıkacağını sanmıyorum. Evet, video bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. O zaman yavaştan da videoyu kapatalım. Görüşürüz.